Gidiyor. Gündem maddemize geçmiş olalım ki geçtiğimiz haftalarda sıkça konuştuğumuz bir konuydu. Özel Uğurlu Hastanesi biliyorsunuz Özel Uğurlu Hastanesi'nin satış ihalesi gerçekleştirildi ve bu ihalenin ardından satış ihalesinin ardından da iki başlıkta itiraz vardı. İki firma tarafından itiraz vardı. Bu itirazları İcra Mahkemesi ele aldı ki bu itirazlardan birinin de sahte olduğu ortaya çıkmıştı. Ve bu itirazlardan sahte olan itirazı mahkeme, İcra Mahkemesi reddetti. Diğer itiraz için ise ki Şanlıurfa merkezli bir itirazdı bu itiraz. Özel Devran Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan bir itirazdı. Bu itiraz için ise duruşma tarihi olarak 16 Mart tarihi işaret edildi. Saat 10.45'te taşınmaz, saat 10.55'te ise ruhsata yapılan itirazlar ele alınacak. 16 Mart tarihinde biliyorsunuz ki Özel Uğurlu Hastanesi taşınmaz ve ruhsat ihalesi 6 Şubat'ta gerçekleştirilmiş ve Uğurlu Hastanesi taşınmazını Atlas Yatırım Limited şirketi almış. Ruhsat ise Kasım Ödesi İmar ve İnşaat şirketi de kalmıştı. Bu konuda bir diyeceğim var mı? Ya bu konuya ek olarak ben yine Mustafa Hoca'nın yarınki yazısından bir kopya çekeceğim ama hani yarın da bu yazıyı mutlaka okusunlar. Evet. Detayları da var. Belediye biliyorsunuz sadece bu ihale sürecinin sadece ruhsatı almıştı. Belediyenin de sanırım bu doğrultuda bir girişimi söz konusuymuş. Arsa yer bakıyormuş. Belediye kendi ruhsatı hani ruhsat bünyesinde yeni bir hastane yapma noktasında yer bakıtına dair bir yazı var. O yazında detayları zaten yine yarınki gazetede yine okuyabilirler. Evet sevgili İrfan Sağcı senin bu başlıkta söyleyeceğim bir şey var mı? Özel Uğurlu Hastanesi. Yani Özel Uğurlu Hastanesi'ne yapılan itirazlar bu memleketten olmadığı için biraz içime su serpiyor. Şunun için bizim en büyük korkularımızdan birisi bizim kendimize yaptığımız engellemeler. Tabii bu yapılan itirazlarda da yine buradan zamanında ticaret yapmış burada insanların verdiği vekaletlerle olduğunu duyuyorum ben. Evet. Tabi bu da can sıkıcı ama şu anda burada değiller. Umarım itiraz reddedilir. Ve orada bir hastane olacaksa bir an evvel Kesinlikle. başlanıp faaliyete geçirilir. Hiç olmazsa orası yani o bölge Kastamonu'da sağlık kampüsü gibi Ya olacak. aslında şu Çok da faydalı süreçte olur. itirazları falan konuşmuyor olmamız lazım. Şu süreçte işte ruhsat nasıl değerlendirilecek? Şimdi Bina nasıl evet. değerlendirilecek? Ne zaman kazandırılacak? Ne zaman işte hani istihdam sağlanacak? Bunları aslında hani tartışıyor olmamız Tam lazım. oraya geleceğim. Şimdi Kastamonu Belediyesi tamam ruhsatı almış. Hayırlı olsun. Bu ruhsatı yani Özel Uğurlu Hastanesi binası gibi bir bina yapıp Zaten o ruhsatı kullanabilmesi için öyle bir evet öyle yapıya bir bina kavuşması lazım. yapıp yani birkaç yüz milyon Tabii. harcayıp bir bina yapıp ruhsatı faaliyete geçirmek için uğraşacağına anlaşıp kira karşılığında yani belediye cebinden para çıkartmadan, bir yer aramadan, bir yer ayırmadan kira karşılığında hatta şart da koşabilir. İşte sadece burası değil, şunlar da sizinle beraber ortak olacak. Bu ruhsatı ortak işleteceksiniz Tabii. de denilebilir. Tabii. Ortaklık bu konuşulur. Niye burada yine zorluk çıkartıyoruz? Yani bir anlaşma kültürümüz neden yok? Bir ortak nokta, ortak payda bir şey yapacağız, bir şey yapmalıyız. Yine yapmış olacaksın. Yine senin sayende orada o hastane faaliyete geçmiş olacak. Yine herkes size dua edecek. Niye bir ortak paydada buluşamayıp Ya da da inatlaşıp en başında bu ihale sürecine dahil olabilecek kişilerin hani potansiyel kişilerle bir araya gelinip bir konsorsiyum niye evet. oluşturulamadı mesela? Bir Hadi şirket kurulamadı. bina ihalesi önce, ruhsat ihalesi sonra. Öyle oldu değil mi? Evet. Şimdi bina ihalesinden vazgeçip ruhsatı alacağım diye uğraşmanın anlamı ne? Ya birlikte yapın. Orada bir bina var. Tadilatını yapacaksınız. Ne yapacaksanız. Ortakla da oturun konuşun. Ne kadar ortak olacak? Kim ortak olması lazım? Vesaire. Konuşun. Yani hazır elimizdeki imkanı değerlendirmek, bir gücü toparlayıp daha büyük bir güç olmasını sağlamak yerine niye bölünüp 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 bölünüp
Herkes ayrı bir mücadelenin içerisine girip çıkmaza sokacağız diye uğraşıyoruz. Evet. Evet.